Merhaba YouTube. Yine bir tarçın ekleme videosuna hoş geldiniz. Hatırlayacağı gibi bundan yaklaşık 2 hafta önce bir tarçın videosu çekmiştim. Fakat balıklarımda bir reaksiyon alamadım. Bunun üzerine bu sefer gene bir tarçın videosu çekmeye karar verdim. Ama tek farkla geçen sefer 2 kaşık koymuştum. Bu sefer 3 kaşık koyacağız. Ve bakalım sonuç ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Öncelikle tabii ki tarçınımızı koyacağımız suyu koyalım. Sıcak suyumuz. Evet. Gördüğünüz gibi kaynar kaynar suyumuzu koyduk. Evet. Daha önceden de söylediğim gibi gördüğünüz gibi çay kaşığı arkadaşlar. Fakat bu çay kaşığını silme olarak koyuyorduk. Tepeleme değil. Artık kademe kademe gideceğiz. Eğer bu sefer de bir reaksiyon alamazsam bu sefer 4 kaşık, 5 kaşık abartmayalım ama sanki öyle gidecek gibi geliyor ama inşallah bu sefer bu tarçından bir reaksiyon alırız ve özellikle üremesini ve ağzında yumurta görmek istediğim balıklarım empangalar ve tabii ki demosoniler arkadaşlar. Onların ağzına yumurta aldığını görmek inanın beni çok mutlu edecek. Tabii her şey kısmet arkadaşlar. İnşallah balıklarımı kaybetmem. Çünkü bu tarçının sahip olduğu moleküller akvaryum içindeki oksijenin daralmasına yol açıyor. Oksijen moleküllerine yapışıyor ve onları sarıyor arkadaşlar. Bu yüzden balıklar solunum yapmakta gayet zorlanıyorlar. Eğer mümkün olursa o videoları da çekeceğim ve size göstermeye çalışacağım. Şimdi dedik iyi gidiyor. Tarçınımızı koyduk. Suyumuzun içinde, sıcak suyumuzun içinde eritiyoruz. Birazdan soğuması için bırakacağız. Evet. Soğuduğu zaman tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda tarçınımız soğudu ve süzülmeye hazır. İsterseniz önce bir süzelim şöyle. Evet. Yavaş yavaş süzülsün. Bunu süzmemizin sebebi arkadaşlar tarçın tanelerinin balıkları çok zararlı olduğu. Tabii bunu ben bilmiyorum da okuduğum kadarıyla ve daha önceden bunu deneyen arkadaşların deneyimleriyle söylüyorum. O yüzden bu süzme işlemini yapıyorum. Evet. Bu sefer de fazla koyduk herhalde. Kepçenin gözenekleri tıkandığı için yavaş yavaş süzülüyor. Neyse, ben sizi daha fazla bununla meşgul etmeyeyim. Süzülünce tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, birinci tur süzmeyi gerçekleştirdim. Şimdi ikinci tura bak geçtim. Amaç içinde taneler kaldıysa iyice onların süzülmesi. Tabii bu biraz daha hızlı olacağından eminim. Evet, görüldüğü üzere gayet hızlı süzülüyor. Gene dediğim gibi bu süzülsün, tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, iki defa Artemia süzgecinden geçirdikten sonra şöyle baktığımızda evet pek bir tortu gözükmüyor. Şimdi bunu balıklarımıza
verebiliriz. Evet. Ben gene işi garanti olsun diye şöyle bir sistem kurdum. Bunun içine döküyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şimdi yavaş yavaş suyun içine yayılıyor. Şuradan da görebilirsiniz belki arkadaşlar. Evet. Balıklar kaçışmaya başladı. Evet. Sanırım buradan gitti. Evet. Bakalım. Şu anda suyun rengi de değişti arkadaşlar. Görmüşsünüzdür. Evet, şuradan baktığımızda suyun rengi gayet değişti. Evet, birazdan gene birlikte olacağız. Evet arkadaşlar, şu anda saat akşam 10:20, yaklaşık 10 dakika oldu. Böyle de suyun rengi dışında pek değişen bir şey yok gibi ama bakalım. Daha erken, yarım saat geçsin. Evet arkadaşlar, yaklaşık yarım saat geçti. Ben şu anda görüldüğü üzere sarı prensesler çıldırdı. Akvaryumda bayağı bir hareketlenme var. Titremeler başladı. Empangalar bile titrediğini gördüm arkadaşlar. Galiba işe yarayacak bu sefer. Birbirlerini yiyecekler. O pozisyona geldiler. Hiç yapmadıkları şey bunlar. Daha önce hiç görmedim şeyler. Asai'nin bir erkeği var arkadaşlar, tepeye çıktı, orada durdu. Neyse bakalım, biraz daha bekleyelim. Bu arada arkadaşlar çok enteresandır, bu labyalarım hareketlendi, hiç onları böyle görmemiştim. Yani birbirlerinin genital bölgelerine dokunup dans ediyorlar. Demek ki onlara da etkiledi bayağı. Neyse, şimdilik bu kadar. Yarın görüşürüz. Bir de bu arada unutmayın arkadaşlar, görüyorsunuz havalandırma sonuna kadar açık. Eğer siz de yaparsanız havalandırmanızı sonuna kadar açın. Yarın bakalım ne olacak. Yarın ola hayrola. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, sabah oldu. Şu anda yapılması gerektiği gibi %20 civarında su değişikliği yapıyorum. Balıklarda çiftleştiklerine dair pek bir MR göremedim ama dün akşam baya bir titrediler. Bilemiyorum, belki balıkların cinsiyetinden dolayı böyle bir şeyler yaşadı ya da daha olgunluğa erişmediler, bilemiyorum. Şimdilik bu kadar. Bir de akşam bakalım, akşam ne olacak. Akşama geldiğimizde bir de o zaman bakarız. Şimdi bir su değişimini yapalım da görüşürüz akşam. Evet arkadaşlar, şu anda tarçını verdiğimden 24 saat geçti. Şöyle bir bakalım balıklarımız ne durumda. Evet,
bir hareketlenme var. Yani özellikle Sarı Prensesler daha önce hiç görmediğim kadar hareketliler. Genelde onlar oyuklarda dururlardı. Fakat bu sefer biraz hareket var. Tabii tarçını da hepsini şu anda tutmuyorum. Sabahleyin suyunu %20'sini değiştirdiğim için belki de 24 saatte tutmakta fayda var. Bir dahaki seferde öyle deneyeyim. Yalnız labyalarım enteresan. Dün çok böyle hoş hareketler yaptılar. İnanın beklemiyordum. Evet. Evet, bir labyam yerde yatıyor orada. Evet arkadaşlar, sizin de yorumlarınız varsa bana yazın bu konuyla ilgili. Sonra görüşmek üzere, hoşça kalın. Beğen butonuna da çökertin arkadaşlar. Görüşürüz.